İnşallah. Ben şimdi biraz iman hakikatinden bahsedeceğim. Bir tane bitki var. Hayatımızda belki hiç görmediğimiz bir bitki. Evet, çok şeker. Puya bitkisi deniyor bu bitkiye. Arjantin, Bolivya, Şili, Kolombiya gibi Güney Amerika ülkelerinin doğal bir bitkisi bu. Kuraklığa ve soğuğa dayanıklı olarak gördüğünüz gibi çok ilginç bir tipi de var, görünümü de var. Boyu 9 ila 12 metreye kadar ulaşıyor. 9 ila 12 metreyi düşünebiliyorsunuzdur umarım. Yani Acayip yüksek. acayip yüksek. Ve hayatında bir kere çiçek açıyor. Çiçekleri var üzerinde ve sonra da ölüyor. Çiçek açtıktan hemen sonra ölüyor. İşte Çok çiçekleri bunlar. güzelmiş, maşallah. Çok çok güzel Rengi süper. çiçekleri. Hiç Maşallah. görülmemiş. Çok Çok hoş bir renk. enteresan gerçekten, Çok çok maşallah. enteresan maşallah. Maşallah. Bayağı süslü. 3700-4200 metre gibi yüksekliklerde yaşıyor. 170 Maşallah. tane de türü var. Bakın. Çok çok güzel bir bitki türü. Bayağı Acayip orijinal. şekil. Şimdi insan hayatında hiçbir zaman, çoğu zaman daha doğrusu 4500 metre yüksekliğe çıkıp da böyle bir bitkinin varlığını, var olup olmadığını bilmemiştir. Fakat Allah bunu yaratıyor. Bitkinin çiçeği var. Büyüyor, gelişiyor. 12 metre uzunluğa kadar ulaşabiliyor. Çiçek açıyor, sonra ölüyor. Yani bir hayatı var. Fakat bizim buradan, yani normal günlük yaşantımızda İstanbul gibi bir şehirde mesela böyle bir canlıya, bitkiye rastlama imkanımız yok. Fakat Allah onu yaratıyor. İnsanların olmadığı bir yerde olsa da Allah onu yaratıyor ve 170 tane türü var bakın bu bitkinin. 170 tane. Normalde varlığından bile haberdar olmadığımız bir bitkiyi Allah 170 türde, 170 çeşitte yaratıyor. İşte bu Allah'ın yarattığı güzelliklerdeki çeşitliliği gösteriyor. Ve Allah ayetlerinde söylüyor, yeryüzünde gezip dolaşmıyor musunuz diye. Şimdi biz böyle şeylerden şu anda bilim vasıtasıyla haberdar oluyoruz. Mesela yerin 150 metre, 200 metre denizin dibindeki bir canlılardan, ışıklı canlılardan, işte karanlıkta mesela güneş girmeyen o derinliklerde yaşayan balıklardan ilk defa bu yüzyıllarda, 20. yüzyılın sonunda ve bu yüzyılda haberdar olduk. İlk defa böyle orijinal bitkilerde bu yüzyılda haberdar olduk. Çeşitler, türler her gün keşfediliyor, her gün müjde olarak veriliyor. Bir türün içindeki çeşitli çeşitlenmeler biliyorsunuz, haberdar oluyoruz bunlardan. Onların hepsinden bu yüzyılda haberdar olduk. Bakterinin çok fazla türü var. O türlerden yeni yeni türler daha oluşuyor, oluşmuyor daha doğrusu, var olduğunu görüyoruz, keşfediliyor. Onlardan da yeni haberdar olduk. Bu kadar büyük çeşitliliği bize bilim gösteriyor. Ve bilim gösterdikçe de biz bu canlıların, bu varlıkların özel olarak tefekkür edelim, üzerinde düşünelim, Allah'ın yüceliğini, çeşit yaratma sanatını, mükemmellik yaratma sanatını, estetik yaratma sanatını daha detaylı inceleyelim i̇nşallah, diye. İnşallah, inşallah. İnşallah. Bütün yeryüzü gülden de ibaret olurdu. Biz yine Allah'ı tespit ederdik. Fakat 4500 metre yükseklikteki bir canlının açtığı çiçek de olağanüstü güzellikte. Tabii. Maşallah, tabii, maşallah onu da Allah yaratıyor. Maşallah. Ben bir ayet hatırlatmak istiyorum. Komşu şeytandan Allah'a sığınırım. Enam suresi 99. ayet. O gökten su indirendir. Bununla her şeyin bitkisini bitirdik. Ondan bir yeşillik çıkardık. Ondan birbiri üstüne bindirilmiş taneler üretiyoruz. Ve hurma ağacının tohumcuğundan da yere sarkmış salkımlar, birbirine benzeyen, benzemeyen üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler kılıyoruz. Meyvesine ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakıverin. Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır. Maşallah. Allah'ın ayetleri çok güzel maşallah. Sürekli de Allah bize kendisini nasıl yarattığına dair delilleri göstermeye devam ediyor. Her yeni araştırmada bulunan sonuçlarda biz Allah'ın yaratmasını bir kere daha görmüş oluyoruz.